Merhaba çocuklar, iyi günler. Bugünkü dersimiz iletişim ve insan ilişkileri. Bildiğimiz gibi iletişim kavramı insanlık tarihi kadar eski olan bir kavramdır. Çünkü ilk insanlardan bu yana sürekli iletişim kavramını görebiliyoruz. Herkes birbiriyle iletişim halindedir. Ancak aklımıza direkt bu günümüzdeki iletişim araçlarıyla yaptığımız iletişim gelmesin. Tabii ki o da iletişim türüdür. En fazla kullandığımız iletişim türüdür. Ancak ilk çağlarda tabii ki illaki bir iletişim aracı kullanmasına gerek yok insanların iletişim sağlayabilmesi için. Zaten burada da iletişimin tanımını vermiş. İletişim, duygu düşüncelerimizi veya bilgilerimizi karşımızdaki kişi veya kişilere akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasına diyoruz iletişim. Kısaca şundan da bahsedelim sizlere. İletişim, sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olarak gruplara ayrılır. Sözlü iletişim bildiğimiz gibi konuşarak veya telefonla yaptığımız iletişim türüdür. Sözsüz iletişim beden hareketleriyle, jest ve mimiklerimizle yaptığımız iletişim türüdür. Bu arada jest ve mimiği de hemen söyleyelim size. Jest el kol hareketlerimiz. Mimik ise yüz ifadelerimizdir. Bir diğer iletişim türümüz ise yazılı iletişim. Bu mektuplar, fakslar, bu sosyal medya üzerinden yazdığımız SMS dediğimiz mesajlar, bunlar da yazılı iletişim türleri içerisine girer. Şimdi devam edecek olursak, ben dili ve sen dili önemli iki kavramdır iletişimde. Baktığımızda ben dili olumlu bir dildir, suçluluk hissettirmez, konuşan kişiyi rahatlatır, daha sağlıklı bir iletişim olur ve dolayısıyla karşı tarafı savunmaya itmeyen bir iletişim türüdür. Sen dili ise yargılayıcı, kırıcı, olumsuz, suçlayıcı bir iletişim türüdür. Karşı tarafa anlaşılmadığını hissettirir ve dolayısıyla karşı tarafı savunmaya iter. Şimdi bunları aynı örnek üzerinde görelim. Eve geç kalan bir çocuk düşünelim. Annesi eve geç geldiğin için seni merak ettim derse, bu çocukta değerlilik hissi uyandırır. Çocuğa değer verilmiştir, değer verildiği için merak edilmiştir. Aynı çocuk, aynı anne neden geç kaldın diye çocuğa kızarsa, dolayısıyla çocuk değersiz olduğunu, suçluluk hisseder ve dolayısıyla da çocuğu savunmaya iten bir davranış biçimi olur bu. Şimdi bir diğer önemli kavramımız ön yargı. Toplumumuzda ön yargı deyince aklımıza direkt maalesef olumsuz durumlar geliyor. Ancak sadece olumsuz durumlar için geçerli değildir ön yargı. Ön yargı herhangi bir kişi, herhangi bir konu, herhangi bir olay hakkında hiç tanımadan, bilgi elde etmeden bir karar vermektir. Ama olumlu veya olumsuz bir karar. Empati kavramı ise baktığımızda bunu da çok sık kullanıyoruz aslında günlük hayatımızda. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyuyoruz ve onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışıyoruz. Başına kötü bir olay gelen bir arkadaşımızı düşünüyoruz. Acaba şu anda ne hissediyor? Veya sevinç durumlarında da geçerlidir bu durum. Empati kavramı. Kitle iletişim araçlarına baktığımızda aslında çok iyi bildiğimiz, günlük hayatımızda çok fazla kullandığımız bu özellikle de uzaktan eğitim sürecinde daha fazla kullandığımız kitle iletişim araçları vardır. Televizyon, radyo, gazete, bilgisayar, dergi gibi kitle iletişim araçlarımız var. Bunları da denetleyen kuruluşumuz RTÜK, yani Radyo Televizyon Üst Kurulu, ülkemizde 1994 yılında kurulan bir kuruluştur. Örnek çözecek olursak bu konuda birkaç örnek çözelim sizinle. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi sadece işitsel kitle iletişim aracıdır? Şimdi baktığımızda televizyon, bilgisayar, dergi gibi kitle iletişim araçları yeri geldiğinde görsel, işitsel veya yazılı iletişim araçları iken radyo sadece işitsel bir iletişim aracıdır. İkinci sorumuzda da diyor ki hangisi iletişimde daha önemlidir? Yani önemli olanlar var ancak daha önemlisini bulacağız biz. Şimdi D şıkkına baktığımızda uyumak önemli olmayan bir şıktır değil mi? İletişimde hatta istenilmeyen bir kavramdır. Onun dışında not tutmak ve izlemek de tabii ki iletişim için önemlidir. Ancak bunların içerisinde en önemlisi dinlemektir. Yani
Aktif dinleme dediğimiz dinleme türü. Burada zaten cevap anahtarında da görebiliyoruz doğru cevapları. Devam edecek olursak iletişimle ilgili bazı karikatürlere bakalım. Evet, burada empati ile ilgili bir karikatür görüyoruz. Yani balığın biri çıkmış oradan oltasını atmış ve diğer balık da soruyor, ne yaptığını sanıyorsun sen? Öbürü de cevap veriyor, hiç empati kuruyorum diyor. Yani insanların yerine kendisini koyuyor. Burada evet, iki uzaylı kendi arasında konuşuyor. Dünyalı ile iletişim kurabildin mi diyor. O da telefonunu bile aldım diyor tabii ki. Evet, burada da aslında bilgilendirici bir karikatür görüyoruz. Zaten karikatürlerin birçoğunun amacı insanları eğlendirerek bilgilendirmektir. Bildiğimiz gibi burada ilk çağlarda insanlar dumanla haberleşiyorlar. Orada da ilk çağdaki bir insanı görmüş. Günümüzde de dumansız hava sahası denilen bir kavram var tabii ki. Oradaki ilk çağdaki insan şunu soruyor. Peki ya iletişim özgürlüğü? Yani duman olmasa biz nasıl haberleşiriz gibi bir orada sistem içerisinde açıkçası. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler.